Bir de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve onun sözleri ve vaatleri. Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi. 10, 20 milyon dahası mı gelsin? Beni sevsen de sevmesen de diye söze başladı Kılıçdaroğlu. İkinci tur kampanyası için kullanılan karar ver sloganıyla seslendi. Sandık çağrısında bir kez daha sığınmacıları hatırlattı. Sandığa gitmek vatan borcu vurgusu yaptı. Unutma, oyu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin. Neredeyse her konuşmasında vatanını seven sandığa gelsin çağrısıyla ikinci tur için seçmene uyarıda bulunuyor Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer liderler Millet İttifakı tek ses 28 Mayıs için bir referandum diyor. Milletimiz ilk turda yetkiyi iktidara vermeyerek bu sistemden ve bu zihniyetten memnuniyetsizliğini gayet açık bir şekilde ortaya koydu. Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada. Millet İttifakı ikinci tur seçimini Türkiye'nin önündeki yol ayrımı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu son yayınladığı videoda rakibi Erdoğan'ın haklarında yalan ve iftira kampanyası yürüttüğünü söylerken gençlere seslendi. Maalesef bir demokrasi şöleni ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi. Sevgili gençler, montaj ve iftiralar her yerde. Mesajımı yaymam için bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın, her yerde anlatın. Vatanını seven sandığa gelsin. Özellikle ilk turda iktidarın suçlamaları, meydanlarda izletilen montajlı videolar sonrası birlikte mücadele çağrısını gençler üzerinden verdi Kılıçdaroğlu. Gençlerle birlikte tüm seçmenlere çağrısını ise vatanını seven sandığa gelsin sloganıyla yaptı. Vatanını seven sandığa gelsin. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur tekrarı olmayan bir seçim. En çok oy alan Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Kılıçdaroğlu cephesinde tüm stratejiler ve söylemler kazanmak üzerine.